Uygun fiyatlı telefon deyince aklınıza gelen bir model var. Galaxy A50. Yaklaşık 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır Galaxy A50'yi konuşuyoruz ve tüm telefonlarla karşılaştırmasını yapıyoruz. Çünkü A50 orta segmentte alınabilir en uygun telefonlardan birisi olarak duruyordu. Yeri geldiği zaman kaybetti, yeri geldiği zaman kazandı ve rakiplerine gözdağı verdi. Bazen de yenildi. Rakipleri de bayağı sağlamdı derken kendine bir rakip üretti ve Galaxy a bir karşımıza çıktı aile modelinin üstüne çıkan aile bir aileden ne kadar iyi aradaki 400 liralık fiyat farkını verelim mi? 16 Mart itibariyle Galaxy A50 li 2200 lira fiyat bandında bulunabilirken Galaxy A51 de li 2600 lira fiyat bandında bulunabiliyor. Şimdi soru şu. Birazdan saydığım özellikler bu 400 liralık farkı vermeye değer mi? Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer uygun fiyatlı bir telefon satın almak istiyorsam o 400 lira benim için gerçekten önemlidir. Bundan dolayı seçim yapacağız. Peki özellikler neler? Gelin yakından bakalım. Her iki telefonda da elinize aldığınız zaman aslında benzer bir deneyim sunuyor. Arka taraf plastik, ön taraf cam. Galaxy a bir tasarım konusunda daha iyi, daha önde olduğunu söyleyebilirim. Elinize aldığınız zaman da Galaxy a biri kullanmak gerçekten daha zevkli. Arkadaki tasarımdaki kamera sayısının değişmesinden dolayı bir değişiklik olmuş. Bu da benim için olumlu bir yönde tasarım konusunda Aile biri kullanırken daha fazla zevk aldığımı söyleyebilirim. Ekran konusunda da daha fazla zevk almıştım. Peki ekrandaki durum ne? Hemen onu söyleyeyim. Galaxy Aile de 6.4 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED bir ekran görüyoruz ve bu ekran 1080 x e 2340 çözünürlüğünde. Bu çözünürlükle beraber 403 PPI değerine ulaşabiliyoruz. Galaxy hali bir tarafına baktığımız zaman çok küçük bir fark görüyoruz ve 6.5 inç büyüklüğünde Full HD Super AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 1080 2400 çözünürlüğünde ve bu çözünürlükle bize 405 ppi değerini sunabiliyor. Ekranlara baktığımız zaman çok ciddi bir fark görmüyoruz ama bahsettiğim gibi tasarım tarafındaki o güzellik karşımıza çıkıyor. Ama bu para verecek bir şey değil sonuç olarak güzel olabilir ama bahsettiğim gibi bu tamamen alışkanlık meselesi. Çok radikal bir farkın olmadığını söyleyebilirim. Şimdi ekrana girmeden önce ekranda bizi karşılayan arayüz ve Android sürümünden bahsedeceğim. Arayüz tarafında Samsung Samsung Galaxy Ali One UI 1.1 ile karşımıza çıkarken A51 One UI 2.0 ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca Galaxy a Ali kutudan Android 9 ile çıkarken Galaxy A51 satın aldığınız zaman herhangi bir güncelleme beklemiyorsunuz. Çünkü kutudan Android 10 ile beraber çıkıyor. Bu güzel bir detay. Çünkü güncelleme beklemeye gerek kalmadan tüm yeniliklere, yeni arayüze ulaşmış oluyorsunuz. Galaxy A'ya de güncelleme gelecek. Bu tamamen sabır işi. Bunun da hani çok böyle ciddi bir fark olmadığını söyleyebilirim. Çünkü sabrettiğimiz zaman Samsung Galaxy aileye de aynı güncelleme geleceğini ve aynı arayüz tasarımına ulaşabileceğimizi söyleyebilirim. Şimdi telefonun arka tarafında geçeceğim ve sizlere kameralardan bahsedeceğim. Burada kameralar farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Şimdi kamera tarafına baktığımız zaman Samsung Galaxy A51'in ana kamerasını 25 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyaframa sahip olduğunu görüyoruz. A51'e baktığımız zaman da 48 megapiksel çözünürlüğü ve f2.0 diyaframını görebiliyoruz. Bu şu demek. 48 megapikselle çekilmiş bir fotoğraf daha detaylı oluyor. Uzaktan bir manzara çektiğiniz zaman yakınlaştırabiliyorsunuz ve bu yakınlaştırma sonucunda detaylar çok fazla bozulmuyor. Ama Samsung Galaxy A ile çektiğiniz bir fotoğrafı hem o kadar yaklaştıramıyorsunuz hem de yaklaştırdığınız zaman detaylar bozulabiliyor. Bu uzun vadede güzel bir özellik mi? Ya belki kısa vadede güzel bir özellik ama şunu söylemek istiyorum. 48 megapiksel çözünürlükle çektiğiniz fotoğrafı saklamanız gerekiyor. Bu saklama sonucunda da daha büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bundan dolayı size sıkıntı yaratabiliyor. Sonuç ne? Google fotoğrafları atıyorsunuz. Her iki telefonla da çektiğiniz fotoğrafları Google Fotoğrafları attığınız zaman ikisi de 16 megapiksel çözünürlüğe indirgeniyor. Bundan dolayı uzun vadede arada bir fark yok. Ha, ben çektiğim fotoğrafları kendi hard diskimde saklarım veya ücretli bir drive'da de saklarım derseniz işte o zaman arada bir fark çıkabiliyor. Şimdi geniş açılı kamera tarafına bakmak istiyorum. Geniş açılı kamera tarafında Samsung Galaxy A8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile karşımıza çıkarken a 11in 12 megapiksel kamerayla karşımıza çıktığını görüyoruz. Derinlik kamerasına bakacağım. Derinlik kamerası tarafında da Samsung Galaxy A5 megapiksel ile karşımıza çıkarken Galaxy a de 5 megapiksel Kamera kamerayla karşımıza çıkıyor. Ama Galaxy A51'in silahı bitmedi. Bir silahı daha var. O da şurada görmüş olduğunuz makro kamera. Makro kamera sayesinde daha sanatsal fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir kahve tanesini, bir tuz tanesini daha yakından çekebiliyorsunuz. Onun da çözünürlüğü 5 megapiksel kamera olarak karşımıza çıkmış. Aslında baktığınız zaman şu anda her iki telefonda da çekilen fotoğrafları görebiliyorsunuz. Çözünürlük ve artı bir eklenmiş bir kamera görüyorsunuz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çözünürlük benim için çok önemli değil. Çünkü ben iPhone 11 ile çektiğim fotoğrafları da Mate 30 Pro ile çektiğim fotoğrafları da Google fotoğrafların ücretsiz yedeklemesiyle yedekliyorum ve her iki fotoğrafta 16 megapiksele düşürülüyor çünkü ücretsiz bir şekilde yedekliyorum. Şimdi eğer siz de aynı mantığı kullanacaksanız benim için megapikselin bir önemi yok ama dediğim gibi fotoğrafa gerçekten takıntılıysanız kendi depolama alanınızda saklayacaksanız ve makro kamera hastasıysanız Galaxy hali bir öne geçiyor. Ama benim gibi makro kamera olsa da olur olmasa da olur zaten Google fotoğraflarda yedekliyorum diyorsanız bence A51'in ciddi bir farkı yok. Peki gelelim işlemci tarafında. Şimdi siz oyun oynayacaksanız A51 alayım, A51 alayım. İki orta segment telefon arasında kaldınız ve oyun oynarken takılmasını istemiyorsanız Gelin bir cevap bulalım. İşlemci tarafına baktığımız zaman Galaxy A1 bir karşımıza 9.610 işlemci çıkarken Galaxy A1 bir 9.611 işlemci ile karşımıza çıkıyor. Burada RAM tarafında farklılık var mı diye soracak olursanız, hayır RAM tarafında bir farklılık yok ve önemli olan detay şu: sentetik testler. Öncelikle şunu söyleyeyim, PUBG oynarken ciddi bir fark sezemedim. Peki sentetik testlerde ciddi bir fark var mıydı? Bakalım. Galaxy A52 4'ün tekli çekirdek skoruna 1678 puan alırken Samsung Galaxy A51 1663 puan almayı başarıyor. Çoklu çekirdek testine baktığımız zaman da Galaxy A51'in 5459 puan almayı başardığını görürken Galaxy A51'in 5281 puan aldığını görüyoruz. Yani arada ciddi bir fark yok. Peki Antutu'da neler değişiyor? Ona da bir bakalım. Antutu tarafında Galaxy A1 175.372 puan alırken Samsung Galaxy A1 185.865 puan alıyor. Yani arada yine radikal bir fark çıkmıyor. PUBG oynarken de aman Allah'ım Galaxy A1 almadım çünkü PUBG oynayacağım denecek kadar da bir fark göremediğimi şimdiden söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında biraz böyle bir upgrade edilmiş telefon havası seziyorum Samsung Galaxy A11'de ama hangisini almanız gerektiği konusu biraz muallak çünkü sonda bir şeyler söyleyeceğim. Samsung Galaxy A11'in karşımıza 4000 mAh batarya çıktığını aynı şekilde Galaxy A11'in de 4000 mAh ile çıktığını karşımıza görebiliyoruz. Wi-Fi tarafına baktığımız zaman da her iki telefonun 811 ac ile karşımıza çıktığını, her iki telefonun da Bluetooth 5 ile çıktığını ve her iki telefonun da Type-C portu ile karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Burada şöyle bir güzel özellik var. Galaxy a incelemesini ben gerçekleştirmiştim ve parmak izinin ekran altında olduğunu söylemiştim. Bu ekran altında olma olayı biraz karıştı. Güncelleme geldi. Hızlandı deniyor. Ama şu anda detaylarda gördüğünüz gibi beni hala tatmin etmiyor. Yani o parmak izini bu telefonu günlük hayatta kullanırken kullanmadım. Çünkü o hızlılığı bana sunmuyor. Yani basıyorum basıyorum bir şeyler oluyor orada. Çok hoşuma gitmedi. Bundan dolayı yüz tanıma benim daha çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde Galaxy a birde de ekran altından parmak izi okuyucu var zaten şu anda aradaki farkları görüyorsunuz şimdi gelelim işin aslına olayın ne olduğuna yani uygun fiyatlı bir telefon alacaksınız bana Instagram'dan gelen mesajlar genellikle şu Furkan benim bütçem şu kadar ne alayım ya zaten mesaj atan kişinin bütçesi kısıtlı ben şimdi kamera çözünürlüğü artıyor diye performans testi puanından biraz daha yukarıda alıyor diye 2200 liralık telefonun üstüne bir 400 lira daha koy diyemiyorum diyemem. Kaldı ki şunu da söyleyeyim yani gerçekten biraz daha bütçeyi zorlayabiliyorsanız olabilir neden olmasın tasarım daha güzel makro kamera var Xiaomi bir tık daha hızlı yani bütçeniz vardır verirsiniz ama gerçekten bütçeniz yoksa bence hiç zorlamaya gerek yok. Şimdi şu soruyu soracaksınız hangi telefon alırdın? Ben her iki telefonu da almazdım çünkü uygun fiyatlı bir telefon arıyorsam daha performans veren daha iyi bir telefon almak istiyorum. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Bence daha iyi bir telefon. Çünkü özellikleri daha farklı ve telefonun arayüzü gerçekten hızlı. Samsung Galaxy Aile'ye baktığım zaman telefon aylar içerisinde bir yavaşlamış. Artık yoruldum beni bırakın der gibi. Galaxy Aile 1'e de baktığım zaman arayüz tarafında Redmi Note 8 Pro'da gördüğüm hızı göremiyorum. Bundan dolayı ben Redmi Note 8 Pro'yu bu bütçelerde tercih ederdim. Ha sizin Samsung alma gibi bir takıntınız varsa da eğer bütçeniz biraz daha kısıtlıysa A50 değilse a bir almanızı tavsiye ederim. Bu arada Samsung Galaxy A ile Redmi Note 8 Pro'yu da karşılaştırdım. Orada aradaki farklara da bakabilirsiniz. Onu da kartlara eklemiş olacağım. Bugün sizlerle beraber merak edilen iki telefona değinmiş oldum. Dediğim gibi Samsung Galaxy A 50 karşılaştırma videosunda İzlemeyi unutmayın. Ona göre de bir karar verirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.